Vaçe İhmalyan, Jack İhmalyan sürgünde hayatını kaybetti. Ve çok önemli, dünya resim tarihinde önemli isimlerden bir tanesi. Siz babanızın resimlerinin Türkiye'de sergilenmesinin duygusunu nasıl yaşıyorsunuz? Elbette ki babam sağ olsaydı bu resimleri burada sergilenecek olacağını bilseydi yani çok memnun olurdu. Onun için benim bu babama karşı bir borcumdur yani. Bu resimleri buraya getirip de sergilemek şeyi. Peki babanızın Nazım Hikmet'le tanışıklığını nasıl biliyorsunuz? Ne anlatırsınız onunla ilgili? İlk olarak babam Nazım Hikmet'le Polonya'da tanıştı. Biz o zaman Lübnan'da yaşıyorduk. Lübnan'dan geldik. Polonya devleti davet etti bizi. Orada tanıştılar ve dostluğu Moskova'da devam etti. Ben o zaman çok küçüktüm yani Türkçeyi de bilmiyordum. Ara sıra giderdik, Nazım Moskova'da yaşarken ara sıra giderdik onun evine. Yalnız hatırladığım bir şey varsa o da Nazım Hikmet benim bildiğime göre kedileri çok severdi. Koltuğa oturmuş, kucağında bir kedisi vardı. Galiba o zaman onlar konuşurken ben de o kediyle uğraşıyordum galiba. Evet, öyle. Peki babanız Nazım Hikmet'in de portresini yaptı değil mi? Evet. Aha. Fakat bütün portreler şeyde yani natural, kendi hafızası çok kuvvetliydi babamın. Yani karşısında bir illa biri oturacak portresini yapacak değildi. Yani kendisi sonra yapardı o portreyi. O Nazım Hikmet'in portreleri de öyledir. Hoş geldin kardeşim. Evet. Buradaki vermek istediğiniz mesaj neydi? Serginin adının Hoş Geldin Kardeşim olmasının mesajı ne? Bu aynı zamanda Nazım Hikmet'in portresi var. Yani öyle oluyor ki sanki Nazım Hikmet konuşuyor gibi oluyor. Yani Hoş Geldin Kardeşim. Hakikaten çok yakındılar. Yani yalnız dost değil artık kardeş gibiydiler. Ve aynı zamanda hem dost hem yoldaştı var biliyorsunuz öyle mi? Öyle. Peki son olarak şunu soracağım. Siz dediniz ki babam hep bir memleket hasreti yaşadı. Bunu da şuradan biliyorum. Gelenleri hep ziyaret ederdi. Türkiye'den gelenleri. Kimler geldi evinize? Kimleri konuk ettiniz? Kimleri tanıdınız? Babanızın yakın dostları kimlerdi? İşte sık sık gelenlerden biri Aziz Nesin'di. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yaşar Kemal gelirdi, Ara Güler gelirdi sık sık. Hatta iyi ki Ara Güler gelmişti çünkü babamın fotoğraflarının çoğunu o yapmıştır. Ara Güler'in fotoğrafıydı. Bir gün Ara Güler evimize gelmişti. Masa başında oturmuşlardı. Dedi ki oğlum bu makineye hepimizi bir beraber çek demişti. Yani bir fotoğrafta onun makinesiyle ben yapmışım. Siz o kareyi siz çektiniz. Evet, evet. Peki yine son olarak şunu soracağım tabii ki. Bu sergi bir ay boyunca gezilebilecek evet. Burada. Başka Türkiye'de başka illeri gezecek mi? Ya da dünyada başka yerleri gezdi mi, gezecek mi? Şimdi bu resimleri binbir zorlukla Türkiye'ye getirebildim. Neydi o zorluk? Onu da merak ediyorum. Anlatayım size. Babam şimdi Rusya'da müzelik bir ressam olarak tanınmıştır. Ve hususi resimleri buraya getirmek için Rus kültür şeyimi... Bakanlığa başvurdum. Onlar izin verdiler. Fakat sonra gümrükte biraz resimlerin sayısını fazla gördüler. İzin vermiyorlardı. Zorluklar şey yaptım. Onun için artık düşündüm ki madem ki bütün resimlerin bir kısmı burada, sonra Moskova'ya götürmeyeceğim. Burada bırakacağım. İleride belki bir sergi daha açarım. Açamazsam başka memlekete buradan resimleri götürmek. Mesela aklımda bir Almanya var. Orada götürebilirim. Öyle şeyler düşünüyorum. Vaçe İhmalyan babasının resimlerini nasıl tanımlar? Ben bu resimlerle doğmuşum. Yani bütün bu resimler benim için, yani babam için nasıl
çocuklar gibi severdi yani. Bazı sorarlar ki ressama hangi resmi daha çok seversin? O da derdi ki yani 10 tane çocuğun var, hangisini daha çok seversin? Cevabını verebilir misiniz diye sorardı. Ben de aynı bütün resimleri severim. O bakımdan. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkürler.